Hepinize yeni bir videodan merhaba diliyorum arkadaşlar. Bu arada gömleğim de kırışıkmış ya. Keşke ütüleyip gelseydim. Bugün Çaycan ve arkadaşlarına çok güzel sorular sordum. Bakalım ne tepki verecekler, sorulara nasıl cevap verecekler. Hepimiz göreceğiz. O zaman hiç uzatmadan videoya geçelim. Ya şimdi biz soru mu cevaplayacak? Evet. Tamam cevaplarız. Hadi bakalım o zaman başlayalım. Ben çünkü çocuğuna gideceğim. Çene tuğu çene kasını nasıl yaptı? Abi her gün spor yapıyorum yani. Sporcu adamım. Bir de çene kaslarım için günde 3 kere sakız çiğniyorum. Sakız çiğnediğim zaman buradaki kaslar gelişiyor abi. Kas oluyor. Bir de şöyle bir tavsiye verebilirim. Günde 3 kere zinirleniyorum. Çünkü zinirlenince dişlerimi sıkıyorum ya. Dişlerimi sıkınca buradaki kaslar böyle. Buradaki çene kaslarım kas oluyor. Yani bu sayede çene kası yapmış oluyorum zinirlenince. Sorsam. Hamsican'ın günlük rutini nedir? Nasıl ya? Rutin ne demek ya? Rutin nedir da? Balık gibi bir şey mi? Hamsiye benzer bir şey. Ha balık çeşidi mi? Anlamadım. Rutin ne demek? Melisa saçlarını yeşile boyatmayı düşünüyor ya mu? Ya bir kere ben saçımı yeşile boyattım. Bana sınıfta maydanoz dediler. Ben de boyatmadım bir daha. Hamsican'ın balık sevgisi nereden geliyor? Ya usam çocukluktan geliyor yani balık sevgisi. Benim küçükken bir tane paluğum vardı. Tabii. İsmi Cafer'di. Cafer koydum paluğumun ismi. Cafer'i çok seviyordum. Oradan geliyor. Cafer benim için ayrı bir şey yani. Cafer çok güzel bir paluktu. Tabii bir gün suda boğuldu. Üzülmüştüm bayağı. Öyle yani. Çaycan'ın en sevdiği yemek nedir? En sevdiğim yemek muzlu köfte. Sonra fırında patates ve muzlu. Bunları çok seviyorum. Kuru fasulye. Yanında da muzlu pilav. Çok seviyorum bunları. Hamsican'ın burnu neden büyük? Hani demiştim ya bir tane paluğum vardı ismi Cafer. İşte Cafer bir gün benim burnumu ısırdı şişti. Böyle kaldı burnum. Tabii o yüzden. Aynı. Çaycan başka kıyafet giysin. Ama ben bu kıyafetimi çok seviyorum ya. Buna bayılıyorum ya. Bu beni böyle canlı gösteriyor. Bu kıyafet beni yakışıklı gösteriyor. Yani ben öyle düşünüyorum. Bilmiyorum ama bu kıyafetimi seviyorum. Belki başka böyle beni yakışıklı gösteren bir kıyafet bulursam giyerim tabii yani. Melisa'nın sınav notları nasıl? Ya ben genelde sınavda soru çözemiyorum. Çünkü sınavda oje sürüyorum. Oje sürdüğüm zaman da sınav kağıdına oje bulaşıyor. Öğretmen beni kovuyor sınıftan. Öyle yani hep sıfır alıyorum o yüzden. Çene tuğu lama olmasaydı hangi hayvan olurdu? Güzel soru. Yani yine bir hayvan olurdu büyük ihtimal. Başka ne olacak ya? Ondan başka bir şey olmaz. Olmaz yani ondan başka. Hayvandan başka düşünemiyorum ama inek olabilir. Tabii ineğe de benziyor yani. Çok benziyor yani. Öyle mi öyle değil? Çok benziyor arkadaşlar. Öyle. Yani bence benziyor. Çene tuğu kendine göre yakışıklı mı? Ya şimdi şöyle abi yani yakışıklılık yani abi bir kere okulun yakışıklısı benim. Ya böyle anlatınca da egolu gibi oldu ama öyle abi. Yani bence çok yakışıklıyım bilmiyorum. Arkadaşlar ne der? Çaycan'ın başka gözlüğü var mı? Tabii var bir tane daha var onu da göstereyim mi? Evet bu da diğer gözlüğüm. Diğeriyle hemen hemen aynı ama bunun çerçevesi daha büyük. Bu gözlerimi kocaman gösteriyor ya. Tövbe estağfurullah diğerini daha çok seviyorum. Hamsi olmasaydı hangi balığı severdi? Uy ne diyorsun? Yapamazdım ya. Yaşayamazdım. Hamsi olmadan ben de olmam. Çene tuğu kaç kilo ağırlık kaldırabiliyor? 2 tane damacanayı kaldırabiliyorum abi. Tabii abi kaslarımı görmüyor musunuz? Bakın kaslarımı. Çok iyi değil mi ya? Çok güçlüyümdür. Çene tuğu haftada kaç kez spor yapıyor? Her gün spora gidiyorum mutlaka. Yani eğer gitmezsem kaslarım ağrıyor. Mesela bugün gidemedim video çekiyoruz diye. Yani öyle böyle değil kaslarım ağrıyor. Yerimde duramıyorum abi. Şu an
Kaslarım bana spor yap diyor. Yani öyle sesler duyuyorum. Bu derece. Melisa tırnaklarını kaç liraya yaptırıyor? 2000 TL'ye yaptırıyorum. Kaliteli yer olduğu için. Öyle. Çaycan'ın en yakın arkadaşı kim? Yo, benim en yakın arkadaşım yok. Tabii. Yok benim en yakın arkadaşım. Şimdi üzüldüm. Yani ya bir kere sınıfta yok. Sınıf zaten bildiğiniz gibi hayvanat bahçesi. Yani ya çevremde insan yok ki arkadaşım olsun ya. Gerçekten bıktım artık ya. Bundan tükendim ya. Çenetoğ'un Kadıköy Can'la arası nasıl? Abi Kadıköy Can beni kızganıyor bir kere. Ondan daha çok kasımı olduğu için. Kıskanıyor abi. Yani okulun en yakışıklısı ve en çok kası olan benim. Tabii abi. Kızganıyor ama iyi çocuk. Severim kendisini. Çaycan Lama'yı seviyor mu? Bazen sinirleniyor. Bence neden sinirleniyor biliyorsunuz mu? Eski evini özlüyor. Tabii. Şimdi bu hayvanat bahçesinde doğdu ya. Duymazsın beni. Orayı özlüyor. Üzülüyor. Oradaki arkadaşlarını özlüyor. Hatta şöyle anlatayım ben hikayesini. İşte biz bir gün okuldaydık. Tabii Çenetu yok. Okuldaydık. Okul çok güzeldi. Yani bu ne ya? Sinek mi geçiyor ya? Tövbe estağfurullah. Sivrisinek geçiyor. Zaten sınıfta bir tane var. Bir tane daha geldi buraya. Her neyse. İşte biz bir gün okuldaydık. Okul gezisi oldu. Okul gezisinde hayvanat bahçesine gittik. Çok güzeldi hayvanat bahçesi. Böyle geziyorum. Hayvanları seviyorum. Orada kuş var, maymun var. İşte onları seviyorum. Oraya gittik. Bir baktım. Çenetu. Lama yani. Bir tane lama gördüm. O bana bakıyor. Ben ona bakıyorum. O bana bakıyor. Ben ona bakıyorum. Onun orada arkadaşları vardı. Tabii maymun vardı. Ne bileyim kaplan vardı. Kuş vardı. Onları özlüyor. Çenetu'nun en yakın arkadaşı kim? Ya genelde Melisa'yla anlaşıyorum. Ya Melisa'yla fikirlerimiz uyuşuyor. Yani en yakın arkadaşım Melisa diyebilirim. Hamsican burun estetiği yaptırmayı düşünüyor musun? Yok ustam ya, burnumu seviyorum. Cafer ısırdı burnumu. Ondan kalan bana bir hatıra gibi bir şey yani. O yüzden estetik yapmayı düşünmüyorum. Hem bu burnumla daha rahat nefes alıyorum. Çaycan'ın bir günü nasıl geçiyor? Sabah kalkıyorum. Bir güzel kalkıyorum. Nyeh diye esniyorum. Sonra yüzümü yıkıyorum. Buz gibi suyla bir yüzümü yıkıyorum. Kendime geliyorum. Sonra bakmışım güneş doğmuş. Ne güzel, güneşe bakıyorum. Güneşi izliyorum. Ne kadar kırmızı diyorum. Çok sıcak oluyor sabah. Yatağımdan kalkıyorum. İşte yüzümü yıkadım. Kahvaltımı yapıyorum. Kahvaltıda muz yiyorum. Sonra üstüme giyiyorum. Kıyafetimi giyiyorum. Doğru çevreye gidiyorum. Çağıcağında çay içiyorum. Öyle takılıyoruz, sohbet ediyoruz. Akşam eve geleyim. Erkenden yatıyorum. He bu kadar. Niye? Çaycan Urfa'ya gelir misin? Tabii geliriz. Urfa'ya geliriz. Urfa'da bir kebap yeriz. Urfa'nın kebabı meşhurdu. Orada bir kebap yerim. Canım cendicim diye. Tüm estağfurullah. Urfa'ya gelirim ya. Urfa güzeldi. Çaycan'ın en sevdiği renk nedir? Kırmızıyı seviyorum. Kıyafetimden de gördüğünüz gibi kırmızıyı çok seviyorum. Bir de turuncu. Turuncu. Çağcan'ın burcu ne? Burcu kim ya? Tübe estağfurullah. Evet arkadaşlar, sorularımız bu kadardı. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim her birinize. Umarım soruları beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere o zaman. Sağ ol canım, sağ ol. Ben de teşekkür ederim. Beni davet ettiğin için çok sağ ol. Bitti mi video? Evet, tamam, bitti. Bittiyse ben çağıracağına gideceğim ya. Tamam hadi. Ustam video bittiyse ciddiyorum o zaman. Tamam o zaman ben ciddiyorum. Muzaffer'e bakacağım. Muzaffer benim paluğumun ismi. Ben ciddiyorum o zaman. O zaman ben de gidiyorum abi. Basketbol oynamaya. Görüşürüz. Bu arada 700 bin aboneyi geçmişiz. Çok teşekkür ederiz destekleriniz için. Çok sağ olun arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim dedim. Bu arada saçlarım ne kadar uzamış ya. Tübe estağfurullah. Gerçekten papağana benzemişim. Bildiğim papağanım ben şu an. Baksanıza. Ya bir de saçım bir değişik duruyor ya. Tübe estağfurullah. Sanki yamulmuşum gibi.